Tekrar merhaba akademi oyuncu dostlarım, nasılsınız? Ben Tuna Pamir ve Baldur's Gate serimizin 14. bölümüne geldik. Yağmurlu bir Naşkel Festivali gününün ardından artık madenlere doğru ilerliyoruz. Ve bu demir kıtlığının gerçek sebepleri nedir, ne değildir? Bunun arkasında nasıl bir organizasyon var öğrenmek için tam zamanı. Zaten kasvetli kılıç sahili günlerimize bir de yağmur eklenmesi birazcık tatsız oldu ama bakalım. Bugün benle birlikte şu an Twitch'te yayını izleyen tüm arkadaşlara teşekkürler ve sonradan YouTube'da izleyecek olan arkadaşlar lütfen beğenmeyi tabii ki unutmayın diyerek başlayalım. 8 saatlik bir yolculuk ve madenlere geldik. Önemli olaylarda madenlere gir. Naşkel madenleri olarak bilinen etkileyici çukura geldim ve insanlar korkuyorlar. Girmeden önce madenin sahibiyle konuşup izin almalıyım. Hadi bakalım. Demek ki madeninde bir sahibi var. Pekala. Hemen bulduğumuz bir ev bulduk. Hemen evin içerisinde bir raidleyelim burayı. Sakın büyücünün canı yok zaten. Bir gram canı var. Burada böyle köpekler basmış buraya direkt. Daha dakika bir ne oluyor ya? Bir de vurabilirsek kim bilir neler yapacağız. Böyle fail zarlarla. Aynen, bir de dinlenmemiz gerekiyor. Baksana misli yoruldu biz. Saatlerdir, günlerdir yollardayız. Daniyer'i aldığımızdan beri neredeyse hiç durmadık. Ha, bir tane healing potion çıktı. Harika. Acaba buranın içerisinde dinlenebiliyor muyum? Magnus'un kan. Hoş geldin. Teşekkürler. Burada dinlenemiyorum. O zaman biz de buranın kapısında dışarıda bir dinleniriz burada. İnanılmaz bir kobold saldırısının içine düştük. Aa, dakika bir ayıp ama ya. Böyle de... Tamam, köpeklerle bir daha dövüşürüz. Böyle bir kobold saldırısı mı var ya? İnanılmaz, Lapsed'i indi Dainer. İşte büyücüler böyle hassaslar arkadaşlar. Onları korumanız gerekiyor. Büyücülerinizi korursanız büyücüleriniz oyunun sonunda çok iyi işler yapacak çünkü. Abi burada az buz değil, hit pointleri böyle 5'er olan şey yapıyoruz. Damage veriyoruz. Baksana 20 hit point falan var. En az bizim karakterler kadar hit point'i var arkada. Go for the eyes! Ben herhalde bir yerden Naşkel'e dönüp bir tavernada dinlenip bir daha geleceğim buraya ya. Böyle bir... Ne doğru düzgün büyülerimiz var, ne bir şeyimiz var. Böyle garip. Neyse bakalım, sorun değil. Tanıdın mı? Teşekkürler. Hoş geldin. Gergin başlangıçlar ya. Neyse, problem değil. Elbet bir yerlerde dinleneceğiz arkadaşlar. Elbet bir yerlerde dinleneceğiz. Yeter ki zamansız bir ölüm, ayrılık bizi ayırmasın buralarda. Bu ne? Kurt. Aa dur, geldi, korun kolunu ısırdı. Sen korun kolunu nasıl ısırıyorsun? Bracer'ı Imoen'e mi verseydim acaba ya? Imoen'in arka tarafta attığı okları vurdurabilmek çok daha iyi olabilir aslında. Bayağı mümkün aslında bu da. Yapmak lazım. Düşünmek lazım. Ortalıkta tek gezen koboldu, indiririm aşağıya ama. Üf, paramparça oldu. Critical hit yediği zaman da böyle oluyorlar gerçekten.
Kurt daha çıktı. Piş kurdu hem de. Na bizi bu bizi of Frost'u yemedik. Oo, Dainer level atladı. Nice. Güzel. İşte bu güzel oldu arkadaşlar. Dainer büyücümüz. Galtok. Okey, sen neden kaçıyorsun Galtok? Hey, bekleyin lütfen bana yardım etmek zorundasın. Peşimden yakında burada olurlar. Sakin olun. Ne olup bittiğini anlamı yardım edecek miyiz bakalım. Zünnelerce kobold. Beni yakaladılar ve soydular. Sadece çığlık atmamı duymak için o sefil imkler bana işkence etti ama ben kaçtım. Yakında burada olurlar. Ayrıca çok geç geldiler. Düzenerce demişti ama neyse ki düzenerce gelmediler. Düzenerce gelseler bile ne yapacaktık acaba? Tamam Galtok'cum seni kurtardık ama sen arkana bakmadan kaçıp gittiğin için hiçbir işe yaramadı bu hareketin ya. İnsan bir XP alır yani. XP bırakır daha doğrusu değil mi? Evet, düzenerce var galiba. Tamam, bu bölge zaten bol bol koboldlar olduğu ile ilgili şey vardı. Önceden haberler vardı. Okey, problem değil. En azından. Bir de tabii işe de var. Hani bazı haritalarda böyle gizli eşyalar falan var diyorum ya arkadaşlar. Bu haritada da bir tane gizli eşya var. Onu da alacağız madenlere girmeden önce. Bir de tabii ki map'i olabildiğince böyle geniş geniş rahat rahat açmamız gerekiyor. Bu arada şeyi de level atlamıştı. Opsi. Oo, arka arka iki tane kobold lap. Uf. Olayların rengi dönmeye başladı gerçekten ya. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Wow. Bir yerde dinlenip aslında şu Dainer'i de level atlatıp sonraki 3. seviye olacağı için 2'den büyü yapabilmeye başlıyor. 2'den büyüleri gelecek değil mi? Doğru. Onları halledeceğiz. Level 5 olduğunda 3'ten yapabilecek. O yüzden daha çok yolu var. Bir de şimdi Dungeons and Dragons'ın Second Edition'da şöyle bir olay var arkadaşlar. Oo, Prisma. Ah güzel yaratık. Bu zümrütleri hiç çalmamalıydım. Ama gözlerin çağına erişebilecek başka bir şey yoktu. Yapmam gerekeni yaptım. Dükkanı kapattım. Alacaklarımdan vazgeçtim. Sahip olduğum her şeyi harcadım. Şimdi seni tamamlamalıyım. Bir saniye davasimi sahibine. Kimsin o? İnsafsız bozkurt yolladı seni değil mi? Bozkurt adında biriyle hiç alakam yok. Deney yere şükürler olsun. Bir an işimi bitireceğini sanmıştım. Hayatımı sürekli kaçarak yaşayacak biri değilim. Belki bu aptal heykel tıraşın sanatının tamamlanmasına yardım edebilirsiniz. Lütfen alanı koruyun çünkü... Eminim ödülü almak isteyen bozkurt değerli taşları almak için buraya gelecektir. Beni korumasınız. Elimde avucumda kalanı size vereceğim. Elimden ne? Çok önemli ise sen elimden gelince güvenliği beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Belki de benden bozkurttan korkmasın bir ihtimal. Seni elimden gelince koruyacağım. Sanatçıları koruyacağız arkadaşlar. Bunu her zaman koruyacağız. İşim bitene kadar buralardan kaçamayacak olsam da size teşekkür ediyorum. İçime yardımcı olsun diye hızlandırıcı iksirler kullanıyordum ve günlerdir uyumadım. Çok güzel değil mi? Ahmaklığımın bir eseri. Onu sadece bir kere Everest'ka sınırında gördüm ve bir şey söylemedim. Gözlerimin önünde geçmesine izin veremedim. Kalbim beni bunun için lanetledi. Senin için geldim Prisma. Hayır daha değil. Eserin bitmesine çok az kaldı. Sana yalvarıyorum. Duygusallığın bana sökmez ahmak. Sen cüzdanıma girecek paradan başka bir şey değilsin. Kendini korumak için başkalarını tutmak için daha mı kötüleşiyorsun? Siz ahmaklar da kimsiniz? Bu dövüş bize alakadar etkiliyor. P
Prizma sadece şahesini bitirmek istiyor. Neden izin vermeyelim? Ne sorun çıkabilir ki? Asıl size yapabileceklerimden endişe duymalısınız. Peşine düştüğüm bir ödülü almadığım görülmemiştir. Şimdi kenara çekelim ve bu ahmağı oradan kaldırabileyim. Ödülümü alayım. Ya da önce sizi öldürmeli miyim, ne dersiniz? Onun yaşamı sizinkine değer mi, iyi düşün. O bayağı kavga. Okey. Hemen büyülü sözlerimizi fırlatalım. Minsk yapıştır yarbucum. Ben de o sırada kendimize bir Protection from Evil atayım kendime. Of, var atmasam demek ki başıma neler gelecekmiş. Çok damage yiyorum ama sorun değil. Of, çok vuruyor. Boşun içmek zorunda kalmak istemiyorum ama Minsk'in canı çok kötü durumda. İçeceğim o boşunu. Peki şöyle bir de bless atalım. Kutsayalım herkese. Tempus adına. Yol arkadaşlarımı koru. Tempus. Minsk 14 vurdu. İmoyene sakın. Saldıracaksan bana saldır yüreğin varsa. Minsk'e yok. Son anda çok güzel kaçtım buradan. Arkadaş bu nasıl vuramıyorum ben ya? Scroll'la bir tane daha Magic Missile sallasam. Gerek kalmadı boşuna. Oo 1400 XP harika. Yes güzel XP 100 gold. Bir de üzerine bir tane kılıç geldi. Perçinli deri zırh. Bu işimize yarıyor mu? İmoy'un üzerine ne vardı? Ha, perçinli deri zırh varmış zaten. Sonunda çalışmanı tamamladım. Neyin varsa alabilirsin ama gözlerindeki kıvılcımı bırak. Ah tatlı yaratık, sana kukla olmayacağım artık. Belki bir gün uzak diyarlarda yollarımız kesişir. O zaman senin ismini çağıracak cesareti bulurum. Ellesiyim. O itibar da arttı. Aa, adam bildiğin küt öldü gitti arada be. Wow. 1000 XP aldık bir de. Gözlerindeki ihtişam taşları... Şu alırım gözlerindeki. Yani hiç kusura bakmasın kimse. Öf, Minsk'te var ya yattı olmak üzere bir de benim rest edip dinlenmem lazım arkadaşlar. Yoksa işimiz iş gerçekten. Bayağı güzel XP geldi bu arada. 1500 sonra orada 4000 sonra ben 600 XP sonra da Minsk level atlayacak. Okey burada bir dinlenmeyi deneyeceğim. Oh süper dinlenebildim. Harika. Kaydettim. Keşke tabii ki level atlayıp öyle dinlenseydim. Bu da ayrı bir konu ama yapacak bir şey yok. Good parties. Adamın sanatı yapmasına izin verdik. Ben sanatı yazamıyorum. Yani, true neutral diyelim ya. İşimize geldiğince. 17. 6 hit point aldı. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Bence büyücü için muhteşem. Level 2'den bir tane büyü yapabiliyoruz ama daha öğrendiğimiz hiçbir level 2 büyü olmadığı için hiçbir işimize yaramıyor şu an. Ama en azından güzel dinlendik, refreshlendik ve madenlere girmek için sanırım artık yeterli gücümüz var. Güzel. Güzel. 14. bölümümüz bol XP'li geçti gerçekten. Minsk'e de bir level atlatabilsek, iki el arasındaki farkı böyle bir düşürtebilsek. Drist'in kılıçlarını alınca gerçi bayağı rahatlayacak. Tabii alıp çalabilirsek o da ayrı bir boyut ama. Adam yani kahrından öldü, sanatını yaptı ama artık yapacak bir şey yok. Evet artık madenlerin genel alanına geldik sanırım. Aynen. Madenlerde o çukuru aşağı inmeden önce.
Sonuçta oralarda açacağım bir yer vardı. Ha bir de bu haritadaki gizli item'ı da almamız gerekiyor. Yine sağda solda bir yerlerde saklanmış bir item de var bu map'te arkadaşlar. Bunu da unutmamamız lazım. Çünkü biraz işimize de yarayabilir bu arada. Burada mağara var mıydı acaba? Hiç hatırlamıyorum ama. Genelde bu kayalıkların diplerinde böyle mağaralar falan oluyor. Ha, for the glory of Am. Hey sen dur. Rahatsız ettiğim için üzgünüm ama içinde bulunduğum tehlikenin farkına varmasın. Etrafta köpek kafalı canavarlara var. Aslında biz maceracılık yardımcı olmak için geldik. Belki sen bize ne olup biteni anlatırsın. Nereye gideceğimi bitmek istiyorsan kuzeybatıya doğru git. Orada madenler var. Nereye gideceğine gelince tek yapman gereken kuzeybatıya yardım. Orada madenler var. Emerson sana fazla macera ihtiyacı olmadığını söyleyebilir. Onu dinleme. Bulabildiğiniz kadar adama ihtiyacımız var. Yardım için teşekkürler. İyi günler. Bunlar böyle korun sinirlerini hoplattıracak gibi duruyorlar bazen. Okay, bu map'in de gizli item'ını alalım. Of, Ghast saldırıyor. Oh no, Ghast. Ghastler lesser level drain mi yapıyordu bunlar? Yaz kesin bize var ya, başımıza iş alacak ya. Öf, 5 damage. Aha. Miresi bulanmış hissediyor. Harika. Gerçekten pislik bunlar. ...650 XP. Çok güzel. Hiç yoktan iyidir. Ama işte 5'e bölündüğü için... ...çok bir işe yaramıyor bazen arkadaşlar. Böyle bir durum var. Vallahi uğraştırıyor bazen. Okey. Geldik madenlere girişe. Adım adım yaklaşıyoruz. Ama... Önce bu map'teki de gizli eşyamızı da bir alalım. Den 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 den. İşte her tarafı açmanın avantajları arkadaşlar bunlar. Bu map'lerde full clear yapma alışkanlığımız tamamen buradan geliyor. Ayaz değneği. Wand of Frost arkadaşlar. 9 zeka kullanıyor. 8 zar 6 hasar veriyor. Bir buz sütunu şeklinde atıyor bunu. Etki alanı 1 yaratık. 10 kere kullanabiliyoruz. Az çok kullanacağımız yerler sanki belli değil mi? Evet artık madenlere inebilirim. Mesela şey çok hoşuma gidiyor bu oyunda. İzometrik bir RPG oyunu olmasına rağmen arka tarafta farkındaysanız şey var. Macera mücadele. Ortam sesleri çok güzel yedirilmiş oyuna. Madenlerde tabii. Dikkatli olmak lazım. Peki madencilerin bir olayı var mıydı onu hatırlamıyorum ama herkes bir faydası olduğu sürece kazmak zorunda ne bulup çıkardığı zormuş. Bazı izler buldum. Bir de bir tane şişecik yani kaza falan olmamış. Biri bunun arkasında ne varsa kaba etlerine bir kılıç soksa keşke. Arka tarafta bir mevzu var yani. Naşka madenlerindeki cevher bozulmuş durumda. İnsanlar buna neyin yol açtığını bilmiyor. Okey. Bu geri kalan görevleri de bir ara tamamlamamız gerekiyor. Bakın. Madenlerin etrafında gezen ahmak macerajlara ihtiyacım yok. Özellikle de izin almadan gezebileceğini düşünenlere. Bir gününüz var. Eğer ondan sonra sizi görürsem her biriniz için yeni maden kazacağım. Çaktınız mı? Güzel. Aa! Terbiyesiz. Çekelim bakalım.
place, citizen. You must gather your party before venturing forth. Yolculuğa devam etmek için arkadaşlarını toplaman lazım. Süper. Evet arkadaşlar, madenlere girdik sonunda. Kaç bölümün sonunda madenlere geldik. Madenci Gord. Daha fazla macera. Yeniniz olsam bu işten vazgeçerdim. Madenlerin derinliklerine inenler hakkında berbat hikayeler duydum. Neden? Ne duydun? Arkadaşım Rufy canını zor kurtardı. Küçük iblisler duvarlardan atlayıp onu kovaladılar. Muhafızlar koşarak gelmeseydi şimdi ölmüş olurdu. Muhafızlar öldüler tabii. Yaşlı Rufy buralarda bir yerlerde olmanın nerede olduğunu sorarsan anlatır. Okey. Madenci Rufy burada. Ne? Ne istiyorsun? Bana madenleri anlat. Madencinin kaybolmasına sebep olan şey ne? İblisler, sana söylüyorum. Küçük şeytanlar her yerde, duvarlardan geliyorlar, hepimizi öldürecekler. Hayırlı olsun. Kor, şimşek balta buradayken hiçbir şey olmayacak. Bozulmuş demir. Enteresan, tozu dönmüş durum. Kesinlikle katılıyorum arkadaşlar. Tüm seslerde mücadele hissediyorsun oynarken. Bak. Yine korktum be. Şu bless atıyorum, sonra üzerinden büyü net gidince zıplayıveriyorum arkadaşlar. Tabii ki madenlerin gene her tarafını açacağız. Bu birazcık önemli bir unsur. Yorgunum ama heal'da kullanmak istiyorum. Madenci Lancey. Ne tarafa baksam duvarlar var. Nefes alacak yer yok. Nefes alacak yer yok. Çok iyi maaş ödediklerini söylediler. Evet, küçük dilekler hakkında bir şey demediler değil mi? Hayır, burası çok daha çok küçük. İyi misin? Ne, duvarları görmüyor musun? Her yerde duvarlar var. Nefes alacak yer yok. Madenci Corey. Ne istiyorsun? Meşgul olduğumu görmüyor musun? Son zamanlarda madenlerde problem olduğum yardıma geldim. Ne yapabileceğimi bilmiyorum. Problemler olduğu doğru. Buradan çıkarttığımız cevher neredeyse kalıba dökmeye çalıştığımızdan ufalanıyor. Peki ya madenciler? Teker teker ortadan kayboluyor. Şu an 4 kişi kayıp ve geçtiğimiz haftalarda 5 kişi gömdük. Başka madenindeki bir şey madencileri öldürüyor. Madenci Ring. Bir ziyaretçi. Ah ne mükemmel bir gün. Tahmin edersin ki gelen giden pek olmuyor. Madenlere mi ineceksin? Öyleyse şu an içeri Kylie'ye götürebilir misin? Geçen gün madene girerken düşürdü. Onu bir daha görmedim. Tabii ki götürürüm. Şimdi Kylie aşağıda mıydı, yukarıda mıydı? Demin yanından geçmedik değil mi onun? Konuşmadık diye hatırlıyorum. Madenci Kylie. Kylie'yle konuşup Kylie'yle konuşmadık galiba. Oy, o ne be? Tam çete bakarken bir anda bir adet kobold dağlardan duvarlardan çıkmış geliyor. En azından madenlerin ilk katını bitirerek hızlı bir parkurda ilerliyoruz ya. Güzel, yani zamanı bence güzel kullanıyoruz şu an. O yüzden mutluyum. Madenci Bob'la da bir konuşalım. Sonunda biri bizi kurtarmaya geldi. Bro, ne bir hakkında bilgin var mı? Madendeki yaratık hakkında peki cevher. Eskiden olduğu kadar nakliyat yapamıyoruz. Yardım etmemiz gereken kişinin sayısı az olduğundan güzel olarak gayet idare edebiliyoruz. Tamam yani. Eskisi kadar da cevher de çıkmıyor madenden. Yani bayağı bir şey mi? Buradaki madenleri alıp götürmüş mü? Bu mu yani olay? Burada bir miktar asker var ama sanırım korumaya yetmiyor. Madenci Marvin. Bilmiyor muydu? Madenler lanetli. Orada ölenlerin hayatları hepimizi öldürmek için hortladılar. Bana zarar vermeyeceklerini söylediler. Benden ışıklandığını o boncuk gibi gözlerine anlaşılıyordu. Tabii ki bir şey gördüm. Küçük çocukla uzun bir konuşmamız oldu. Amir beni tekmelemeseydi ona bizi rahat bırakmasını söyleyebilirdim ama mesaide olduğunu söyledi. Olarak gitmiş.
Madenci Dilak. Ah, bizi kurtarmaya gelmiş başka bir aptal daha. Git de madeni tüm kötülüklerden arındırmaya çalış ve önceki çift gibi kendini öldürt. Ne çifte? Maceracı, seni gelecek. Bu bizi kurtarmaya çalışan ilk kişiler olduğunuzu mu sandınız? Hiç de değil. Bahse varım, bu sonda olmayacak. Kort Thunderhammer onlara bir cevap verirdi aslında ama burada önemli bir görev için bulunuyoruz sonuçta. Verdiğimiz sözlerimiz var. Evet. Madenimizin ilk katı an itibariyle bitmiştir arkadaşlar. Gene güzel müthiş bir yolculuk oldu. 14. bölümümüzde maden haritasının dış tarafını ve madenlerin ilk katını tamamlamış olduk. Tekrar burada bana Twitch'te canlı yayın değişik eden arkadaşlar teşekkürler. Ve sonradan izleyecek olan arkadaşlar lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki Baldur's Gate bölümümüzde görüşmek üzere diyelim.